Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hedana lihaza. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى قُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ رَسُولِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. En'am suresi 13. ayette kaldık en son. Estaizu billah. Ve lehu ma sekene fil Enam suresi 113. ayet. Neyini yapıyorduk en son ayet? Meallerini okuyacağız. Diyanet mealiyle başlayalım şu halde. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. Sekene için barınan denilmiş. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. İşte iskan anlamı verilmiş burada. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Meskun zaten bilinen bir şey var. Kelimeyi İskan eden mi deselerdi? Gece ve gündüzde iskan eden her şey O'nundur. Olabilir. Elmalı Hamdi Hoca'nın mealine bakalım. Halbuki gecede, gündüzde barınan ne varsa O'nun ve işiden bilen ancak O. Bunu belli ki Hamdi Hoca kullanmış. Nasuhi Hoca'nın mealine bakalım. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her ne varsa O'nundur. Ve hakkıyla işiten, bilen de ancak O'dur. Nasuhi Hoca da barınan demiş, sekene için. Hasan Basri Çantay mealinde, gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. Çantay Hoca da barınan demiş, O hakkıyla işitendir, gerçek bilendir. Yaşar Nuri Öztürk mealine bakalım. Gecenin ve gündüzün içinde yer alan her şey O'nundur. Ayet öyleydi zaten. Ama sekin eden var içinde. Anladım. Gecenin ve gündüzün içinde yer alan demiş. Sekeneyi hiç... evet. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ gibi olmuş burası. Seken olmasının bir anlamı kalmamış. O semiyedir, her şeyi duyar, halimdir, her şeyi bilir. Evet. Hem orijinaliyle vermiş hem ayrıca açıklamış. Suat Yıldırım mealine bakalım. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Bu önceki ayetti. Halbuki vav'ı girişte bir vav mı var? Evet. Diğer meallerin hiçbirinde dikkatimizi çekmedi o zaman. Vardı. Hamdi Hoca da halbuki, halbuki. Evet, onlar halbuki demişler. Hal vav almışlar. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur.
O her şeyi işitir ve bilir. Abdullah Yusuf Ali mealine bakalım. To him belongeth all that dwelleth. Burada da barınan denmiş. The night and the day. Parantez içerisinde tanımadığım bir fiil var. Muhtemel ki bunun anlamı belki sükunete eren anlamı olabilir. Şu sondaki TH yerine sadece S koyarak bakabilirsiniz. In the night and the day. Gecede ve gündüzde barınan ne varsa onundur. For he, çünkü o, is the one who heareth, işitendir, and knoweth all things. Her şeyi işiten ve bilendir çünkü o, diye Yusuf Ali mealini tamamlamış. Muhammed Esed mealinde, although he is all his, is all that dwells in the night and the day. Halbuki, o da vava hal vavu manası vermiş. Gecede ve gündüzde neyi barınıyorsa hepsi onundur. And he alone is all hearing, all knowing. Ve sadece o bütünüyle işiten ve bütünüyle bilendir diyor Esed mealinde. Sırada Muhammed Habib Şakir meali var. And to him belongs ve ona ait whatever dwells in the night and the day. Gecede yahut gündüzde her ne barınıyorsa kesinlikle ona aittir. And he is the hearing ve odur işiten, the knowing, bilen. Böylece mealleri okumuş olduk. Şimdi sıra geldi kırık mealimize. Bağışlayın, kendi mealimize. En son 12. ayeti yapmışız. Altıncı sure, 13. ayet. Ayeti buradan alayım. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Ve onundur. Gecede ve gündüzde iskan eden mi diyeceğiz, barınan mı diyeceğiz? Barınan. İskan eden. Bir iskan eden yazan, beğenmezseniz barınan yazarım. Ve onundur gecede ve gündüzde iskan eden ne varsa. Hocam bu iskan şeyi de içine alıyor mu? Neyi? Bilmem, Türkçe burası. Alıyor mu sizce? Barına deyince yani sanki canlılara bulunuyorsunuz. İskan deyince mi? Ya, iskan deyince daha genel oluyor. Ha. Sanmıyorum yani barınandaki gibi bu da sanki. Ve onundur gecede ve gündüzde iskan eden her şey. Ne iskan eden ne varsa. Bu iskan çok daha böyle sanki terim olarak belli bir alanda işte bayındırlık ta gibi çok kullanılan bir şey. Halkın bildiği bir şey mi acaba? İskan etmek. Kullanılıyor değil mi? Kullanılmıyor.
Nerede iskan ediyorsun denmez mi mesela? Evet hocam, iskan mesken mahalli. Mesken daha çok kullanılıyor. Ve onundur gecede ve geceyi ve gündüzü mesken edinen ne varsa. Gecede ve gündüzde iskan eden ne varsa. Barınan girer. He? İskan mahalli diyor ya. Barınan? Barınan girer. Daha mı iyi barınan? Bence iskan, diyoruz hem iskan mahallede bu şey yapamaz işte şu kullanmaz diye. Özür. Ama iskan eden olunca hocam biraz sakinleşen anlamı da geliyor ölçü. Onu da barındırıyor. İskanı bence barına ayrı durdu. Daha özgün olacak yani. Peki. Yani edindiğimiz kurallara göre Türkçe'de varsa kelime, yani o fiilden gelen kelime ve kullanımı başka bir yerlere sıçramamışsa onu kullanmayı tercih ediyoruz. Ama bana çok böyle iskan burada şey terimi gibi gözüktü. Arkasını barındırmak için barınmak daha kapsayıcı oluyor. Benim arkasını barındırmak. Barınmak mı? Ve onundur gecede ve gündüzde. Bunu kullanıyoruz yani. Haberlerde çıkan bir yerde kullanılacak. Evet. Hayvan barınağı gibi kullanılıyor. Peki. O huve semi'ul alim. Ve odur. Ve odur. Es-semi'a El-Alim. Semia için dipnotları koyalım buraya. Evet. Yeskünü muzari hali onun. Bir mazi meselesine bakalım. İskan eden ve onundur gecede ve gündüzde iskan etmiş ne varsa. İskan eden ne varsa. Sanki bu da mazi var bunun içinde gibi. İskan eden ve onundur gecede ve gündüzde iskan etmiş ne varsa. Ve lehu mâ yeskunu fil leyli. Evet, ayette muzari olabilirdi. Özellikle mazi gibi gözüküyor. Dilerseniz bunu mazi yapalım. Ve onundur gecede ve gündüzde iskan etmiş ne varsa. Başka ne dediniz? Başta bir vavda hal vavı olarak yapsa. Neye rağmen hal vavı? Önceki ayeti güzel bağlayacak. Ama hal vavı yani önceki bir ayetteki durumu düzeltir gibidir yani genelde. De ki kimindir göklerde ve yerde ne varsa. De ki Allah'ındır. O kendisi üzerine rahmeti yazdı. Kendisi üzerine rahmeti yazdı. Muhakkak ki sizi kıyamet gününe kesinlikle toplayacaktır. Onda hiç kuşku yoktur. Kendilerini ziyan edenler, dolayısıyla onlar iman etmezler. Halbuki onundur gecede ve gündüzde iskan etmiş ne varsa. Ve odur es-semi'u el-alim. Ve onundur gecede ve gündüzde iskan etmiş ne varsa. Halva mı icap ediyor diyorsunuz burada? Ben sanki önceki ayette göklerde ve yerde ne varsayı Cenab-ı Hak sahiplendi. Bu ayette de gecede ve gündüzde barınan ne varsa onları sahipleniyor. Doğrudan bir atıf gibi geliyor bana. He? Bilmem. Bize bağlı. Ne dediğimizi hatırlamıyorum. Burada istinaf olarak gözüküyor. İstinafen. Ha? Evet, istinaf yazmışlar.
Başka mülahaza var mı? Kader niye kendisi olmuyor? O kendi üzerine rahmeti yazdı. Peki, kendi üzerine rahmeti yazdı. Geldim şimdi. Renklendirdim. İngilizcesine bakalım. Altıncı sure. Altıncı sure. On üçüncü ayet. And to him is what settle in the night and the daytime. وهو السميع العليم. And he is Samia Al-Alim. وَلَهُ and to him مَا سَكَنَ to him is what settled فِي اللَّيْلِ in the night وَالنَّهَارِ in the daytime وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ and he is السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dipnotları da koymuşuz. Bununla ilgili mülahaza var mı? Enam suresinin böylece 13. ayetini de geçiyoruz. Gelelim Enam suresinin 14. ayetine. أستعيذ بالله. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Enam suresi 14. ayet. Bir kez daha kulle başlıyor. Çünkü bir ayet önce de yine veya iki ayet önce de yine kul ile başlamıştı. Ondan önceki ayette de kul vardı. Bu kez yine Allah Azze ve Celle kul dedirtiyor. Seyle.
Bir sonraki ayette öyle gelecekmiş. Kul diye. Daha sonra da yine bir kul daha var. Kul eğeyrallahi ettehidu veliyen. De ki Allah'tan ayrı, ondan gayrı, hatta burada gayrı daha güzel gider. Çünkü kendisinde de ayetin gayra var. De ki Allah'tan gayrı veli mi edineyim? De ki Allah'tan gayrısını mı veli edineyim? Veli ne demek? Ettehidu edinmek demek. Veli kelimenin kökünde yakınlık anlamı var. Kişinin yakını, dostu, onu sakınan, onu gözeten, onu kollayan, onu önceleyen, başkalarına tercih eden, yakınında bulunduran, varlığını onunla eşleştiren, dolayısıyla da buradan dostluk, arkadaşlık gibi manalar türetilebilen bir kelime bu. De ki Allah, biz dost diyelim mesela şimdi. De ki Allah'tan gayrısını mı dost edineyim? قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ وَلِيَّنْ Allah'tan gayrısını mı sahip edineyim? بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Bu ifadeyle Allah'tan ayrı kimseleri ilah edinmeyi, Allah'tan ayrı varlıkları, kişinin hayatının merkezine oturtmasını, onlara göre artık davranmasını, onlara göre artık yaşamasını ve benzeri Cenab-ı Hak'tan ayrı tüm tanrısal bir maksatla üretilmiş halkı kendisine bağlamak için tarih boyunca örneklerini gördüğümüz her türlü idol bu şekilde reddedilmiş oluyor. Mutlak surette Allah Azze ve Celle'yi önceleyeceği gerçeğini ifade ediyor bu soruyla veya Cenab-ı Hak ifade ettiriyor bu soruyla. Aksinin anlamsız olduğunu, başka türlüsünü düşünülemeyeceğini. Hazreti İbrahim Aleyhisselam illellezî fatarani feinnehu seyehdin. Sizin bütün taptığınız tanrılar, atalarınızın taptıkları da hepsi feinnehum aduvun li. Onların hepsi benim düşmanım. Hiçbirini tanımıyorum. Evet. Ancak kim istisna ediyor? İllellezî fatarani. Beni yaratan kudret hariç. Ben ona kulluk ederim. Ona boyun eğerim. Onu dost edinirim. Onu hayatımda en önemli, en öncelikli, en birinci sırada kabul ederim. Dolayısıyla ona göre yaşarım. Onun istekleri herkesin, bütün herkesin isteğinin önündedir. Bu veli böyle bir şey. Yani Allah Azze ve Celle'nin hatırını sayıyorsa bir kimse, zaman zaman sevdiklerine karşı, zaman zaman eşine, çoluğuna, çocuğuna karşı, zaman zaman kendi hırsına karşı, tutkularına karşı Allah Azze ve Celle'yi önceliyorsa onun ona yakınlığı işte böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'a karşı düşkünlüğü. Allah bir şekilde söylemişse artık başka kimsenin tercihini önemsemeyen bir yaklaşım. Böyle olunca ennebiyyü evlâ bil mu'minînedeki evlâ gibi daha yakın. Gönderdiği elçiyi bu manada diğer insanlarla bir tutmayan, ondan Allah Azze ve Celle'nin mesajını öğrendiği için, risaleti Allah Azze ve Celle'nin onun üzerinden gönderdiği için, Resul'e bu anlamda saygı duyan, onun Cenab-ı Hak'tan getirdiklerini, onun yaşadığı biçimde yaşamaya özen gösteren, yani Resul ile olan ilişki ve velayet. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا diye Cenab-ı Hakk'ın sıraladığı velayette de aynı sıralama var. Sizin ancak veliniz Allah ve Resulü ve iman etmiş kimselerdir. Bu sıralamaya da baktığımızda müminin önceliği bu şeyde olmalı. Bu sırada olmalı. Cenab-ı Hakk'a rağmen bir velayet düşünülemez. O yüzden Allah Azze ve Celle لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ Sakın ha müminler kafirleri dost edinmesinler. Yahut başka bir ayette وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ
fakat hasira husranen mubina. Kim şeytanı Allah'tan beri de dost edinirse artık o ziyan etmiştir. Çok açık bir biçimde ziyan etmiştir. Bu şunu da gösteriyor. İnsanlar, biz insan varlığı olarak kendi kendine yeter bir varlık formu içerisinde değiliz. İlla ki insanlarla, başkalarıyla ilişki kuruyoruz. Birilerinden destek alıyoruz, birilerine destek veriyoruz. Birileriyle sevgi ilişkisi içerisine giriyoruz, muhabbet ediyoruz. Çıkarlarımız bazen bizi bazı kimselerle buluşturuyor. Toplumla bu anlamda belli bir çıkar ilişkisi içerisindeyiz vesaire. Burada belli tutkularımız var veya tutunduğumuz noktalar var. Ve o tutunduğumuz noktalar, tutunduğumuz kimseler, kendilerine güven duyduğumuz şahsiyetler, makamlar, mevkiler, hatta malımız ve mülkümüz, itimat ettiğimiz şeyler, bunlara bir şekilde çıkarımız ve yaşamsal faaliyetimiz bağımlı gözüktüğü için bunları dokunulmaz sayıyoruz. Onları kırmamaya veya bu bir malsa ona gölge düşürmemeye, onu riske atmamaya. Sanıyorum böyle yapınca da velayetimizi artık başka şeyler üzerinden yaşamaya başlıyoruz. İşte kişinin patronuna karşı mesela çıkarı, eğer çıkarına olan düşkünlüğü üzerinden patronunu veli edindiyse, ona iş, ekmek verdiği için, yeri gelip Cenab-ı Hak ile karşı karşıya geldiğinde patronunu tercih ediyorsa, yahut idarecisini, iş yerinde amirini, evde ebeveynine varıncaya kadar yahut hanımını, çoluğunu, çocuğunu, Allah Azze ve Celle muhtemel ki öyle sanıyorum, hayatı boyunca kuluna ben mi senin velinim yoksa başkaları mı sorusunu yöneltiyor. Ve her yeni açılan sahnede bir başka varlık hayatımıza çıkıyor. İlk zamanlar ebeveyn olarak gözüken bu çok odaklandığımız, tutunduğumuz, Cenab-ı Hakk'ın sonra onları alıp uzaklaştırdığı, bize yalnızlığı, kendi ayakları üzerinde durma diye halkın tabir ettiği, halbuki bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz kişinin Cenab-ı Hakk'a itimat etmesini öğrendiği bir süreç. Rüşte erdikten sonra artık anne babaya itimat değil de Cenab-ı Hakk'a itimat ederek yaşamayı öğrenmesi beklendiği bir süreç. Seküler bir bakışla biz buna kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiği süreç diyoruz. Değil halbuki, nerede kendi ayakları üzerinde duruyor ki? Hayatın hiçbir zamanında insan kendi ayakları üzerinde durmuyor. Her zaman bir şeylere itimat ederek, yani ya malına itimat ediyor, ya maaşına itimat ediyor, ya çevresinde kendi muhiplerine, sevdiklerine, kendisini sevenlere, düşsem beni kaldırırlar diye, ileriye dönük baktığı zaman çocuklarına itimat ediyor, yaşlandığı vakit ona bakacaklarına dair vesaire. Hep itimat ve destek noktası arıyor. İnsanın bu zafiyeti onu hiçbir zaman bırakmıyor. Zafiyeti onu hiçbir zaman bırakmadığı için de veli edinme gereksinimi sürekli canlı kalıyor hayatında. Öyle bir dostum var ki benim diyor mesela, bakıyorsunuz ona güvenmiş. Öyle bir eşim var ki diyor, bakıyorsunuz ona güvenmiş. Benim öyle çocuklarım var ki diyor, onlara güvenmiş. Ciddi bir gelirim var diye bazen ona güveniyor. Çoğu insan malına güveniyor. Çoğu insan mesela bakıyorsunuz, ah kadroya girdi, tamam artık o kendini kurtardı. Halk böyle maaşa güveniyor, devletten gelecek düzenli bir şeye. Evet, dolayısıyla güven noktası ister mal biçiminde ister insan biçiminde olsun, insanın öncelediği, hayatında vazgeçilmez saydığı ve artık onunla herhangi bir şeyi kıyasladığında onu önde tutacağı şeyler olarak gözüktüğünde Cenab-ı Hak bu kez ona sorusunu yöneltiyor. Ben mi o mu? Ben mi patronum mu? Ben mi eşim mi? Ben mi çocuklarım mı? Diye. Bu ayette bize kendisinden gayrı hiçbir kimseyi bir insanın veli edinmesinin, böyle bir güvence olarak görmesinin, dolayısıyla sadece güvence olarak görmüyor, bu denli ihtiyaç olarak o noktaya bağımlı olduğu için sevmeye de başlıyor. Yani o dediğiniz sevgi, yakınlık, onun hatırını öncelemesi gibi şeyler bunun devamında hemen pekişerek geliyor. Çünkü oradan yiyorsa, oradan temin ediyorsa, oradan ihtiyaçlarını görüyorsa artık o noktayı sevmeye başlıyor. Öncelemeye başlıyor. Sonra kutsamaya başlıyor. Yüceltmeye başlıyor vesaire. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ihtiyaçlarımızla birebir eşleşen yanımızı, yani destek arama, ihtiyaç arama,
ihtiyacımızı giderme noktamızı yaşamın içerisinde bir sistem olarak var etmiş ve zatına olan güvenimizi, dolayısıyla buna bağlı olarak sevgimizi, onu önceleyip öncelemediğimizi, nedenini dikkate alıp almadığımızı. Çünkü adam bakıyorsunuz patronu şöyle dedi diye bir gecede bilmem nereye gitmiş, gelmiş şöyle bir şey yapmış. Ya bu kadar şey niye yani gece yarısı çıktın gittin ta o kadar 8 saatlik yola gittin bilmem ne yaptın aldın geldin. Yani o kadar mı önemli dediğinizde evet bu kadar önemli diyor. Beni kapıya koysa ne yiyip ne içeceğim diyor. Dolayısıyla ihtiyacından yola çıkarak bakanı saygıya dönüşmüş bu. Sözünü dinlemeye dönüşmüş. Onun bir dediğini iki etmemeye dönüşmüş. Bu çoğu insan bu velayet ilişkisini ihtiyaçları üzerinden, kendi varlığı üzerinden şey yapıyor. Bakıyorsunuz hanımını kıramıyor artık. Öyle bir noktaya gelmiş ki hanımı Cenab-ı Hakk'a karşı masiyete davet eder şeylerde bulunuyor. O ona hayır diyemiyor hiçbir surette. Bu şekilde o sürüklüyor bu kez Cenab-ı Hakk'a rağmen onu. Allah Azze ve Celle de nasıl onu veli edindim bana karşı demeye başlıyor. O da diyor ki yani ne yapayım o olmasa ben işte şöyle olurum böyle olurum. Kim bakacak bana? İster gençlikte olsun ister yaşlılıkta olsun. Bakıyorsunuz bu sınav hep kendi içerisinde devam ediyor. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ fitne. Sizi birinizi diğerinize karşı sınav aracı kıldık. اَتَصْبِرُونَ Sabredecek misiniz diyor Cenab-ı Hak. Böyle anlaşılıyor ki biz bu sınanma süreçlerinde zorlanacağız. Öyle çabucak Allah'ı veli edinmenin kolay bir yolu yok. Cenab-ı Hakk'ı veli edindiğini söyleyince zaman gelecek kişi ortağıyla, sevdiğiyle, ne bileyim çevresindeki arkadaşlarıyla özellikle gençlerde yahut eşiyle yahut çocuklarıyla bir sıkıntı yaşayacak. Demek ki bizimle içmiyorsun bu akşam diye arkadaşı bakıyorsunuz şey yapıyor. Yani ileride tövbe edersin ya sen aslında demek ki arkadaşlığımızı önemsemiyorsun diyor. Yahut diyelim kendi evladı zaman gelir bir masiyeti mesela düğününde olabilir veya başka bir konuda babasına dayatıyor. Yahut kızı oluyor mesela böyle Cenab-ı Hakk'ın tesettür emrine karşı bütünüyle kayıtsız oluyor. Bakıyorsunuz baba ona duyduğu sevgiyle ta küçüklüğünden hiç bir tedbire başvurmamış, vuramamış, vurmayı göze almamış, duyduğu sevgiyle sevgiye herhangi bir halel gelmesin diye. Dolayısıyla bu ayette okuduğumuz soru aslında hayatımızda hemen hemen her önümüze çıkan soru prototipinin özünde yer alan bir şey bu. Ortam, şartlar vesaire değişiyor. Hep değişen yeni koşullarda biz Allah mı yoksa başkaları mı sorusuyla karşı karşıya geliyoruz. Burada da de ki Allah'tan başkasını ben veli mi edinecekmişim, haydi oradan diyecek dedirten bir ifade var bu. Akleden insanın böyle dimağına vuran, oradan iliklerine kadar yayılan bir şey bu. Devamında onu فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O ki göklerin ve yerin var edicisi. Ben birini önceleyeceksem hayatımda, o zaman göklerin ve yerin var edicisini öncelerim. Birini öncelemeden yaşamadığım ortada, kendi başıma olamadığım, kendi kendine yeter, yani bir başkasının hatırını saymaya, daha Türkçesini söylersek bir başkasına boyun eğmeye, hiç yanaşmayacaksam, böyle bir varlık olsam tamam ama böyle bir varlık olmadığımız gayet açık. Yani en üstümüzdekinden en altımızdakine kadar hiçbir şey olmasa muaşerete ihtiyaç duyuyoruz. Yalnızlık diye hani halk da biliyor bunu. Allah'a mahsus diyorlar ya biz insanların böyle bir şeysi yok. İlla ki bir insanın en azından ilişkisine, birlikteliğine ihtiyaç duyuyoruz. Çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz esasında da hiç olmazsa diye söylediğim bir şey. Dolayısıyla ben eğer yapayalnız olabilseydim bu yok muhal zaten. O zaman birilerine boyun eğeceksem, birilerini önceleyeceksem, birilerini hayatımda tutabilmek için fedakarlık yapabileceksem o zaman ben bunu illaki Allah'ı buna yaparım. Neden? Çünkü فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin var edicisi. Kurduğum, bulunduğum ortamın kurucusu, hiç yoktan var edeni.
Çoğu insan hayatında zenginliği dolayısıyla insanları veli ediniyorlar. Bu doğru mu? Açık bir gerçek bu. Ya onun öyle zengin bir arkadaşı var ki, o sıkıntıya düştü mü hemen bir çıkma yapar ona ve o oradan rahatlar. Zaten o onu o zenginliği dolayısıyla hayatında tutmaktadır, onunla işte oturmaktadır, kalkmaktadır, neyse. Onu bu yönü dolayısıyla o onun velisidir. Ve bununla da başkalarına övünür. Falanca zengin var ya, biz onunla arkadaşız ya, sen ben gibi konuşuruz falan der. Bir başkası kariyeri dolayısıyla idari gücü vardır. Onunla arkadaşlık, ya adam bakanla senli benli konuşuyor. Veya geçen gün onu başbakan aradı, onlar görüşürler. Bu sebep ne kadar insanlar nezdinde önemlidir, değerlidir. Öyle bir arkadaşlığa sahip olmak, öyle bir şey. Bunların hepsi velayet bağları ve çoğu insan seçtiği kimsenin gücü, imkanı, iktidarı olmasını arkadaşlığında önemli sayıyor. Çünkü düşersem oradan destek gelir. Yine o bahsettiğimiz ihtiyaç, hiçbir zaman yakamızı bırakmayan, kulluğumuz kadar açık veya kulluğumuzun kendi gerçeği aslında. Çünkü kuluz. Kendi kendine var olmadı ki kendi kendine varlığını devam ettirsin. Dolayısıyla ihtiyaç duyuyor başkalarına. Konuşmaya bile, mesela yaşlılarda görüyorum, ihtiyaç duyuyor. Öyle neredeyse gözüyle size yalvaracak, otur biraz benimle konuş diye. Böyle bir varlığız, kendi kendimize yetmiyoruz hiçbir açıdan. O sebeple bu ihtiyacımız bizi birilerine sığınmaya, birilerine bir şekilde boyun eğmeye yönlendiriyor ise, Allah Azze ve Celle'nin kurduğu bir nizamda, sistemde imtihanla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Bu ihtiyacımız da aslında sınavın çok temel bir parçası. İhtiyacı bizde var eden Cenab-ı Hakk'ın bu ihtiyaç üzerinden bizi sınadığı gerçeği de gayet açık gözüküyor. Aklettiğimiz takdirde. Şimdi madem ki burada Allah Azze ve Celle diyor ki, Hazreti İbrahim'in tavrında da gözüktüğü gibi, ben diyor beni yaratanı dost edinirim. O benim dostumdur diyor. Gökleri ve yeri var edeni dost edinirim diyor. O benim dostumdur diyor. Ve sonra onunla olan ilişkisinde diyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي Beni yaratan o bir defa. Hiçbiriniz varlığımda katkı sunmadınız. Bütünüyle beni o var etti. Şu halde tek bu sebep bile benim onu öncelemem açısından, ona boyun eğmem, onun hatırını öncelemem açısından yeterli bir sebeptir. Sadece bunu mu yapıyor? Hayır. Bana yolumu da gösterdi. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Bana kendisini tanıttı, kendisiyle bu anlamda ilişkiye girebileceğimi, onu sevebileceğimi, onun bana neleri yapmam, neleri yapmamam, nasıl yaşamam hususunda yönlendirmeleri de gayet açık diyor. Bana hidayet ediyor. Şu sahip olduğumuz akledişi düşünebiliyor musunuz? Bunu o bize verdi ki bize hayatta kılavuz oluyor. İyi ile kötüyü ayırt ediyoruz. Çukurla düz zemini bile ayırt etme imkanımız olmayabilirdi eğer akletme veya buna bağlı kabiliyetlerimiz olmasa, şak diye düşebilirdik, bedenimize zarar verebilirdik. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي يُطَعِمُونَ Bir defa diyor beni doyuran o, siz doyuran değilsiniz. وَالَّذ۪ي يُطَعِمُون۪ي وَيَسْق۪ينَ Beni içiren de o. Bakın bu hususlarda bütünüyle o sanal bağlantılardan kopmuş Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Halbuki çok kas katı bir karanlık içerisinde her şeyin sahibi benim diyen bir otoriterin hükmü altında insanları kendisine bağlamış, kullaştırmış, köleleştirmiş bir yapı, bir konjüktür içerisinde aklettiği takdirde genç yaşta da olsa insanın bu tür şeylerin hepsini aşabildiğini görüyoruz. İbrahim örneğinde. Aleyhi afdalü salatü ve teslim. Beni doyuran siz değilsiniz demek aslında bu. Yani tersinden okursak beni doyuran odur demek, dönüp babasına, atasına, toplumuna diyor ki beni doyuran siz değilsiniz. Beni o doyuruyor. Beni o içiriyor, o besliyor. اَلَّذ۪ي هُوَ يُطَعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Daha fazlasını o yapıyor. وَاِذَا مَرِضْتُ Hastalansam فَهُوَ يَشْف۪ينَ Ben, o bana şifa veriyor. Ne kadar çok seviyoruz böyle iyi bir dost, yani doktor dostumuz olduğunda diyoruz ki hemen işte çabucak arıyorum, alo işte şöyle hastalık nedir, ilaç söylüyor. Ya başkası görünce özeniyor, keşke bizim de öyle dostumuz olsa. Yani sanki şifa
çantada keklik gibi. Çünkü buna çok ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Doktorlar diyorlar ki oturuyoruz daha doktorum demeden adam diyor ya şuramda geçenlerde. Yani bu ihtiyacı öyle bir sevinç içerisine düşüyor ki hastası veya hasta olmayanı şifa veya sağlık ihtiyacı o kadar açık bir realite ki adamlar artık kimseyle tanışmaya şeyleri kalmamış. Çünkü tanışan her şey herkes hemen hastası oluveriyor an itibariyle. Demek ki bu kadar bağımlıyız şifa beklentisine, sağlıklı olmaya. Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَالَّذ۪ي وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Ben hastalandığımda o bana şifa veriyor. Tersinden okursak şifa siz bana vermiyorsunuz demek. Bu açıdan da bağlantıları kaldırmış onlarla. Ben size bu anlamda bağımlı değilim diyor. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ينَ Beni öldürecek olan da o. Yani süreci sonuna bağladı bu temel şeyler üzerinden. Gün geleceğim o beni öldürecek. Siz engel olamayacaksınız demektir buna. Sizi öncelersem ne işe yarar ki? Siz ona karşı beni koruyabilir misiniz? Onun beni içinde bulundurduğu süreçte, sürüklediği süreçte siz beni onun elinden çekip alabilir misiniz? Hayır. Beni illaki öldürecek. Dolayısıyla ben ona mecburum. Kaldı ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu mecburiyetini akrettikten sonra gönüllü olarak insan çünkü özgürlüğüne rağmen bunu yapıyor ve sevgiye dönüştürüyor Cenab-ı Hak ile olan. Ama aklen düşündüğünüzde zaten insanın başka bir seçeneği yok. Ama hevaları açısından düşündüğünüzde aksi istikametlere gidebiliyor. Bu onun özgürlüğünün bir parçası. Buna rağmen akredip Yüce Yaradan'a döndüğünde o sevgi dediğimiz Allah Azze ve Celle'ye duyduğu hayranlıkla Rabbine, sahibine, kendisine bu lütuflarda bunların hepsini mecburiyet koşulları gibi de görebilirsiniz. Tersinden Allah Azze ve Celle'nin hiçbir borcu yokken tümüyle ona lütfu olarak da okuyabilirsiniz. Ki öyledir. Bir adım sonra bunların lütuf olduğunu okuduğunda bana şifa veriyor, beni rahatlatıyor, ıstırabımı gideriyor. Ne kadar esirgiyor beni. Bana kendisini hatırlatıyor. Unutacak olursam sağdan soldan ufak dokunuşlarla ilişkimizi hatırlatıyor. Bana kendisinden yana işte düşünceler gönderiyor etrafta şeyler üzerinden, araçlar üzerinden, bazen eşya, hayvanlar üzerinden. Bu Allah Azze ve Celle'nin kuluyla olan ilgisini, alakasını ve esirgeyişini, rahmetini. Cenab-ı Hak böyleyken onu veli edinmekten bizler vazgeçiyoruz ya, bazen ona duyduğumuz saygıyı ifade etmekten bile birilerinin yanında çekinip aman adam şimdi şey bize iş vermez yahut amir biraz sol görüşlüdür deyip Cenab-ı Hakk'ı ve ondan yana taraf oluşumuzu ikinci plana attığımız yerlerde aslında kendimizden vazgeçtik. Öyle durumlarda biz sınavı kaybettik o an itibariyle. Yani biraz şu şekilde düşünecek. Mesela bunlar hep dış etkenler. Onlardan daha yakın olan nefsimiz var bize. Allah Resulü mesela diyor ki küçük yata bu icada derken nefsi kastederek yani biz bunu sizinle belli edildiğimiz zaman aynı yani iştisat o kadar uzak gitmeye gerek yok yani. Kendi içimizdeki o nefsi belirlemek. Evet. Yani kendini veli değil, Kur'an ifadesiyle söylersek اَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edineni gördün mü diyor Cenab-ı Hak. Zaten orijini bu işin bu. Yani kendi çıkarları. İşte bu dışa yönelen yani noktalar da aslında o iç, kendi öz çıkarı dolayısıyla. Yani sağlık dediğimiz bir yarar, diğer işte gıdalar, yiyecekler, içecekler. Bu kendisi kişinin yani. Bunları hoş, güzel tutabilmek için etrafta tutanaklar ediniyor. Tutunma noktaları ediniyor. Bir sonraki ders devam edelim. Ekulu kavli hâzâ. Ve estağfirullah el-azîme lî ve lekum ve lisâilil mu'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleynâ isran. Kemâ hamaltahu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilnâ mâ la tâkate lenâ bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.